Merhaba arkadaşlar ben sorucunuz. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2024 TT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra bir pembiş testi arkadaşlar. Pembitasyonun son testi olan 5 ton testi. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi sorularımızın ilkiyle başlayalım bakalım. Yukarıdaki şekilde başlama koşulları bilinmeyen 4 kişilik koşu yarışmasından bir an resmedilmiş. İkra, Efe, Egemen ve Aras. Yarışmacıların hızları sabit ve birbirinden farklı olup hızı en az olan kişi Efe'dir. Hızı en az olan Efe'ymiş. Peki bakalım. Yarışmacıların her birinin farklı zaman dilimlerinde bitiş çizgisinden geçtiği bilindiğine göre ilk 4 sıralama kaç farklı şekilde sonuçlanabilir demiş. Şimdi hızı en yavaş olan Efe ise ve benim şu an çektiğim görüntüde Efe 3. sıradaysa Efe'nin ikinci sıraya geçme şansı yok. Efe otomatikman ya üçüncü bitirecek, tamam mı? Ya da belki son saniyelerde böyle çekti, bilmiyoruz biz çünkü şey bilmiyoruz. Hızları sahip birbirinden farklı olup e, başlama koşulları bilinmiyor. Hangisi önce başladı, sonra başladı, biz keşfedemiyoruz. O zaman bir kere Efe kesin üçüncü olacak ya da Efe kesin dördüncü olacak. O zaman iki ihtimalimiz var. Şimdi Efe sonun iki, üçüncü olursa ikrada otomatikman üçüncü olacak. Efe çünkü birbirlerine yer, yer, geçemeyecek. O zaman bizim egemenle aras hakkında böyle kendi aralarında yer değiştirme ihtimali vardır. Egemen üçüncü olursa iki durumumuz var. Ya egemen ikinci, aras birinci ya da tam tersi aras ikinci, egemen birinci. Ama efes sonuncu bitirirse o zaman ikra, ege ve aras hakkında ben bunların kendi içinde 3 faktörel olarak değişebileceğini düşünüyorum. Yani 6 farklı şekilde. biz bilmiyoruz kim kimi geçecek. O zaman 2 durum burada. Altı durumda burada toplam 8 farklı şekilde ne yapabilir? İlk 4 sıralama oluşturulabilir. Burada önemli olan şey Efe'nin olabileceği sıralamaydı. Tamam. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Yukarıda yan yana sıralanmış 6 adet kava yerleştirilmiş. Altına da bir iki şöpeş altı yazmışlar. Bu kavaların hacimleri soldan sağa doğru sırayla Şekilde verilmiş. Kolaların doluluk oranları soldan sonra sırayla yüzde 25'i dolu. Yani mesela burada V var. Diğerinde yüzde 50 var. Yani burada 3 V var. Tamam. Şimdi bunu yaptık, bunu yaptık. Bir sonrakinde de 50 var. Bunda da V var. Tamam. Bu da halli oldu. Son üç tanesi. Bunda 4 V var. Bunda işte yüzde 50, 6 V'nin 25'i, dörtte biri bir buçuk V var. %25'i burada da 2V var. Peki bakalım elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 kova var. Bu kovalar içindeki su miktarları bakımından yan yana kaç farklı şekilde sarılabilirler demiş. Yani bence hacimleri bakımından yani kovaların hacimleri değil de içindeki bulunan su miktarları bakımından baktığınızda şu ikisi özdeş olduğu için onların kendi alanına yer değiştirmesi önemsiz olacak. Yani 6 faktörel ama o iki faktöreli geri böleceğim. Yani 720 bölü 2'den kağımız kaç gelecek? 360 gelecek. Bir tekrarlı permütasyon sorusu sondan diye düşündüm ama başlamış. Yani 360 böyle öyle gittik. Ee, bu ikisi kendi arasında ne yapamaz arkadaşlar? Yer değiştiremez. Değiştirse de bizim için bir anlam ifade etmeyecek. Bilginiz olsun çünkü tekrar permutasyon şeklinde düşündük. Geldik saat tarafa artık konunun son iki sorusundayız. Düzenli olarak aynı doktora gidip tedavi olan Ahmet'i doktoru tahlil sonuçları eşik değerinin altına çıkarsa yani kontrollerde de eşiklerin altında demek sınırın altına çıkarsa bir dakika kontrol ediyor. Dört ay sonra şimdi aşağısına çıkarsa 4 ay sonra çağırıyor. Doğru mu? Eğer tahliller bir tehlikeli sinyali verirse yani belli bir eşiğin üstüne çıkarsa 1 ay sonra çağırıyor. Tamam okey anlaştık. Ahmet ilk tahlilini yaptırıp tahlil sonucunun eşik altında çıktığını gördükten sonra birinci tahlili yaptırdı. Birinci tahlili eşik değerinin altında çıktı. Yani 4 ay geçecek burada. Daha sonra aynı doktora dokuzuncu kez gittiğinde, dokuzuncu kez gittiğinde 23 ay geçiyor. Yani burada 23 ay geçiyor. O zaman şöyle düşünebiliriz. Burada 19 ay geçiyor arkadaşlar. Doğru mu? Burada 19 ay geçiyor. Ahmet'in bu 8 dahil sonucu. Tamam mı? Eşiklerin üzerinde ya da eşiklerin altında olması bakımından kaç farklı sonuç olabilir demiş. Şimdi 8 değer derken 9. kez gittiğinde Şimdi o zaman şuradakini sayıyor bize değil mi? Dokuzuncuyu saymıyor. Şimdi biz dokuzuncunun ne olduğunu bilmiyoruz. İlk sekiz tahlili biz biliyoruz ama. Yani ilkini biliyoruz en azından. İlkine geldi eşiklerin altında. Peki bakalım. Yani aslında biz şu yedi tanenin durumuna bakacağız. Şimdi burada kaç var? Şimdi ikiden dokuza diye düşündüğünüzde yedi tahlil var galiba. Değil mi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 talih sonucunda 19 ay geçiyor. Yani mesela x artı y'si 8 olsun. Tamam mı? Şimdi x şey olsun eşitlerinin altında olsun 4x olsun. E, y de eşik değerin üstüne gelsin. Artı y gelsin. Burası da 19 ay yapsın. Yani x kere 4 ay geçecek. Y kere de 1 ay geçecek. O zaman bunu x ile çarpıp toplarsak. Ne oldu? 3x eşittir 11. Uu, şu x artı y'yi 7 yapacaktık yalnız. 3x eşittir 12. x o zaman kaç geldi arkadaşlar? 4 mü geldi? Demek ki 4 kere eşik eşiklerin altında 3 kere de eşiklerin üstüne gelmiş. İşte bunları kaç farklı şekilde sıralayabiliriz diyor. Şimdi neydi? 4 kere eşiklerin altında 3 kere eşiklerin üstüne ise bunları 7 farklı şekilde sıralarız ama 4'ü kendi aralarına sıralamaz, 3'ü de kendi aralarına sıralamaz. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 6. Bunlar birbirini götürür. Bu da bunu götürse, cevabımız kaç gelecektir? 35 gelecektir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 4'e ve konumuzun son sorusuna. Şimdi diyor ki yukarıda verilen 3 pul tahtada bulunan dairesel boşluklara yerleştirilecek. 1, 2, 3. Yarıçapları çapları 1, 2, 3 santim olan pullar için herhangi bir pul ancak kendi yarıçapına eşit veya kendi yarı çapından büyük bir boşluğa yerleştirebilir. Yani mesela şu pulu hepsine yerleştirebilirim. Şu pulu sadece son ikisine, 2 iki ve üçe, şu pulu sadece buna yerleştirebilirim gibi. Pullar yerleştirirken eğer pulun gidebileceği bir yer yok ise pul yerleştirilmez. Yani atıyorum mesela bir numaralı pul eğer ki 3 santim yarıçaplı çaplı boşluğa gelirse... Tamam mı? O zaman bunun 3 numaralı pulun yerleşeceği bir yer kalmıyor. 3 santimlik pulun yerleşeceği bir şey kalmıyor oyun tanısı ki her boşta en çok bir pul yerleştirilir. Buna göre bu pullar ile kaç farklı görüntü oluşturulabilir demiş. Peki bakalım. Şöyle bir şeyimiz vardı. Şu bir, şu iki, şu da 3. Şimdi mor, sarı, mavi. Mor, sarı, mavi. Bu 3, bu iki, bu da bir. Şimdi şöyle yapalım. Bir bire yerleşsin. Yani mesela moru. Bakalım. Moru böyle yapalım değil mi? Daha mantıklı olur. Bu mor olsun. Sarı var mı? Var. Mavi. Mavimiz de var. Tamam okey. Şimdi bundan bir tanesini buraya yerleştirelim. Sonra bunları da şöyle yerleştirelim. Böyle bir sıralamamız olabilir. Peki bakalım. Şimdi ben bunu buraya yerleştirdiğini düşünürsek o zaman otomatikman bunun yerleşebileceği tek yer vardır. O da budur. Değil mi? Yani bu arkadaş buraya yerleşirse yani şöyle yapalım bir de atlamayalım isterseniz. Bu buraya yerleşti. Bu buraya yerleşti. O zaman 3 numaralı pula yer kalmaz. Böyle olabilir. Başka olabilir mi? Mesela bu bir yerleşti. 3 buraya yerleşemez. 2 buraya yerleşemez. Evet başka ihtimal yok. Şimdi biri şuraya yerleştirelim arkadaşlar. O zaman 2 Nereye yerlesin? Buraya yerlesin. Bir durumda böyle var. Başka var mı? Bir tane daha var. Mesela bir buraya yerlesin. Bir de üç buraya yerlesin. Nereye? Buraya. Evet bu da var. Böyle renkli renkli olunca güzel oldu. <laughs> Değil mi? Şöyle küçültelim biraz. Sonra başka ne var? Peki bu bir numaralıyı buraya yerleştirsem başka da yerleşme olmaz. Bir, iki, üç, dört, beş. Kaç durum oldu arkadaşlar? 5 durum oldu diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece permütasyon konusunda 5 testi beraber yaptık. Bir sonraki konumuz kombinasyon. Kombinasyonu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.